Yani daha da eskisi bu ülkede aslında 1980 askeri darbesiyle bir yol açıldı. Yani siyasal İslam'a bir yol açıldı ve hani Türklük tek yerini motive edici bulunmadığı için yanında İslam da yani tek dil, tek devlet, tek din meselesinin inşasının aslında 1980 darbesiyle başladığını düşünüyorum ki biz Alevilerin en çok itiraz ettiği zorunlu din dersleri ve o dönemde Alevi köylerini cami yapma projeleri en belirgin bizim gözlemlediğimiz müdahalelerdi yani topluma ve inanca müdahalelerdi. Daha sonrasında 90'lı yıllar Madımak katliamı aslında Erbakan ve evlatları mı diyelim yani çünkü onun çevresinde kuruldu bu siyaset evlatları diyelim Erbakan ve evlatları için siyasetin motive edici, kendini oradan güçlendirdiği, artık bir güce dönüştüğü ve bir şekilde 8 saat süren bir katliama müdahale edilmeyerek aslında siyasal İslam'ın da önünün açıldığı, zaten belediyesini yönettiği Sivas kentinde oluşuyla da güçlendiren bir yere doğru evrildi. Hepimiz takip ettik. Madımak davasında sanıklara avukatlık yapanların birçoğu bu çeşitli partilerde siyasetçi oldular. Yani hem bugün adına insanlığa karşı suç dediğimiz yani insan yakmanın insanlığa karşı bir suç, bir utanç meselesi olduğunu ifade ettiğimiz dava, katliam tam tersi bazıları için bir basamağa ve bir siyasal örgütlenmeye dönüştü. Ve en sonunda bugüne doğru gelirken tüm bu gelişmeler Hüdapar'la beraber aslında sadece legal alanda siyaset yapan değil, illegal olanı da yani elinden silah geçen, eli kana bulaşan bir örgütlü yapının ortaya çıkardığı siyasi partinin de tamamen legalleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesini gördük. Hüdapar belki hani en çok Kürt coğrafyasında bilinen bir örgüttü. Fakat yani yapılanma parti gibi gözüküyor ama biz tam da o coğrafyadaki Hizb-ı Kontra meselesinin nasıl geliştiğini, neler yaptığını sadece Kürtlere ilişkin değil aslında İslami başka bakış açısı olanlara da işte Ayşe Kuruş gibi katliamlarla bugüne doğru gelen ve daha sonra kendini bir siyasi parti olarak ifade eden bir yerde olduğunu biliyoruz ve tam da bu cinayetlerden cezaevinde yatanlar aslında ilk AKP süreciyle salıverildiler. Ve bu salıverilen kişiler üzerinden bu siyasi parti kuruldu ve dediğim gibi birebir yani eli silah tutmuş, bir sürü katliama karışmış bir politik yapının ve aynı zamanda katliamcı bir yapının çok legal bir siyasi parti gibi meclise taşınması da gene AKP sürecinde oldu. Yani Türkiye'de birçok siyasal İslam partileri var, siyaset yaptılar. Buna karşın hiç kimsenin bir karşıtı olmadı ama Hüdapar meselesine gelince toplum tam da bu arka plandan kaynaklı. Hani bu kadar da değil dedi ve belki hepimizi ürküten şeylerden biri, hani bu Türkiye hukuku açısından söyleyelim. Bazı kesimlerin nasıl affa uğrayıp siyasete dahil edildiği ama tam tersi birçok kesimin de yani en çok siyasal tutsaklar açısından söyleyelim, düşünce meselesinden söyleyelim kesime de müthiş intikamcı bir yaklaşım olduğunu gördük. Yani Türkiye'de şu anda hukuk dediğimiz şey aslında yani AKP hukuku diye çokça adlandırılan şey aslında şu ki ideolojinizin kurduğu zeminde herkes her suçu işleyebilir ama sizin dışınızdaki insanlar tweet dahi atamazlar. Yani politik bir duygusunu, düşüncesini belirtmesi bile bir tutukluluk meselesine evrilebilir ve bu yaş tanımaz bir tutukluluk meselesine evrilebilir. Gene AKP sürecinde gördük ki işte Hizbi Kontra gibi eli kanlı örgütler davaları sonuçlanmadığı için yani sonuçlansa ömür boyu müebbet alacaklar. 10 yıl yattık sonra salıverildiler ve hepsi hem bu topraklarda rahat dolaştılar, yeniden yargılanmadılar, hiçbir davalarından sonuç alınamadı ve dediğim gibi bir siyasi partiye dönüşüp aynı zamanda meclise girebilir hale geldiler. Yani hukuk çok iki uçta seyrediyor. Bir şekliyle Madımak sanıklarının Cumhurbaşkanı tarafından affedilmesi gibi çok uç seyredebiliyor. Yani bir toplumu katliama uğratıyorsunuz. Verdiğiniz ifadelerde yani bahsi geçen Ahmet dedeleri mesela şimdi olsa bir kez daha yakınmadım diyen hiç pişman değilim diyen biri Cumhurbaşkanı yaşlı bulduğu için hasta da değil aslında yaşlı bulduğu için şey yapıldı serbest bırakıldı ve aslında
tam da bu davalara Cumhurbaşkanı eliyle müdahale ya da Cumhurbaşkanı bu davalara birebir dahil oldu. Bir hukuk sistemine, bir hukuksuzluk sistemi mi diyelim, adını nasıl koyalım artık gerçekten biz de tarif edemiyoruz ama kabul edilemez bir aşamaya doğru geldi. Yani Hüdapar'ın meclisteki varlığı da bence tam da şunu ifade ediyor. Her türlü suçu işleyebilirsiniz ama AKP sizi affederse gelip o mecliste siyaset bile yapabilirsiniz. Bu Aleviler açısından, kadınlar açısından, aslında sekülerler açısından, bu toplumun birçok kesimi açısından hem kabul görmeyen hem de bir tehdit gibi hissedilen bir siyasi parti pozisyonuna erişti diyebilirim. Aslında değişen değil, bir asimilasyon, bir kavim kırım, bir kültür kırım politikalarının sadece tarzı ve yöntemi değişti. Aslında hani Madımak'tan bahsediyoruz. Aleviler bu coğrafyada çok kırım politikalarıyla karşı karşıya kaldılar. Kimi zaman yerlerinden göç ettirdiler, coğrafyalarından çıkarıldılar ve hep bir noktaya getirilmek istendiler. Yani bu politikaların hepsi Cumhuriyet boyunca bir toplama yönelikti. Yani toplamda bir inancı mahsup bir toplumu alıp başka bir inanca yedeklemek ve onun sanki farklı bir versiyonuymuş gibi bir tarif çizmek ve sonunda hepimizin tek dininin olduğu bir devlete dönüşme siyaseti elbette ki AKP ile başlamadı ama AKP sürecinde değişik yönlere evrildi. Çünkü artık toplum başka bir yerde ve başka müdahalelerle sonuç almaya ihtiyaç duyuldu. Bugün iyilik gibi gözüken işte cemevlerini dolaşıyorlar. Kültür Bakanlığı'na bağlı bir daire başkanlığı oluşturuldu. Aslında topluma hizmet ediyor gibi gözüken, kaç tane cemevinin çatısını yaptıklarını, kaç tanesine sandalye verdiklerini ya da kime nasıl para yardımında bulunduklarını açıkladılar ve sayfa sayfa yazdığı anlaşmaydı. Ama mesele şu ki toplumun talep ettiği şey o değil. Yani toplum, Alevilerin talepleri denildiği zaman Alevilerin çok net talepleri var. Cemevlerin ibadethane sayılması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Aleviliğin bir inanç olarak kabul görmesi aslında toplamda ve bunun da anayasada geçmesi. Ama şu anda AKP sanki toplumun bu talepleri yok ve kum çimento ihtiyacı var, talebi bu ve ben de bunu zaten karşılıyorum gibi bir görüntü sergilerken bizce Kültür Bakanlığı bünyesi altında yeni bir diyanet oluşturuyor. Yani Aleviler için bir diyanet dairesi oluşturuyor ve buradan bu inanca müdahale etmek istiyor. Bir diğeri bu gezdikleri cemevlerine dede atamak istiyorlar. Yani aslında kendilerinin yetiştirdikleri imamları bir şekilde cemevlerine sokmak istiyorlar. Bu da değişen 80'den bugüne değişen politika açısından şöyle yorumlayabiliriz. Daha önce Alevi köylerini cami yapıyorlardı. Bunu beceremediler, sürdüremediler, kabul görmedi, toplum reddetti. Şimdi toplumun kendi imkanlarıyla yaptığı cemevlerini camiye dönüştürmeye çalışıyorlar ki bunun çok tehlikeli, belki de AKP'nin en tehlikeli politikası diyebiliriz. Çünkü artık Alevilerin evine girmeye çalışıyorlar yani. Tam hanesinin içine girmeye çalışıyorlar ki bu inanç açısından en büyük tehlikelerden biri. TEDES projesi elbette ki sadece hani Alevileri etkileyen bir proje değil. Adı yumuşatılan, sanki çevreye duyarlı insan yetiştirecekmiş gibi gözüken projenin gerçek adının biz okullara imam atama projesi olduğunu düşünüyoruz. Yani ÇEDES doğru bir isim değil. AKP birçok imam hatipte yetiştirdiği çocuklara bir iş imkanı gibi böyle bir proje geliştirdi. Yani hem bir istihdam alanı açtı hem de çocukların ailelerin rızası dışında öğretmenleriyle değil tam da toplumsal bağını diyelim. Yani bilgiyi öğretmenden öğrenebilir ama yaşamı, toplumla bağını inşa edecek imamlar atıyorlar ki bu hem tüm bu ülkedeki herkesi ilgilendiriyor ama bizi iki kez şöyle ilgilendiriyor. Zaten zorunlu din derslerinden dolayı Aleviler evlatlarıyla sorunlar yaşadılar. O din derslerinin nelere yol açtığını gözlemlediler. Ayrıca böyle bir din dersinin verilmesini istemezken çocukları zorla bu din derslerine sokuldu. Ama bu da yetmezmiş gibi. Şimdi toplamda tamamen imamlarla ilişkilendirilip sosyal hayatını da yani sadece bilgi dışında bir iş yapmaya kalkışıyor. Sosyal hayatını da örgütleyecek imamlarla ilişkilendirmeye çalışıyor ki bu bir kültür kırım politikası olduğunu düşünüyoruz biz. Yani yeni dönem evlatlarının aileden alacağı Alevi bilgisini yerle bir edecek. Alevi inancının ritüelini, nasıl yürüdüğünü, hangi felsefeyle, hangi kültürle, neleri savunduğunu bu coğrafyada
yerle bir edip o çocukları İslami bilgiyle kendi inancının karşılığında bir yere örgütlemeye çalışacaklar ki özellikle Alevi kız çocukları için bu bir kırım politikasıdır. Çünkü tam da kadının üzerinden yürüyen bilgiyi darbelemek ve kadının bir sonraki nesle doğru bilgiyi aktarmasının önünü geçmek istiyorlar. Maçedesin en büyük kapsadığı alan şu diyebiliriz. Bugün devlet okullarında kim var? Yoksulların çocukları var. Biraz imkanı olan hiç kimse evladını devlet okullarına göndermiyor yani. Tamamen başka şansı olmayanların ki hani artık okullarda yoksulluk öyle bir yerde ki okula devam sorunu yaşayan çocuklar var. İşte tam da bu yoksulların evlatlarının hedef olduğunu ve ben Cumhurbaşkanı'nın çok kez tekrarladığı dindar ve kindar nesil yetiştirme projesinin ilk defa kendi alanından çıkıp yani daha önce yapıyorlardı cemaatlerle çeşitli mahallelerde kendi oy oranının yüksek olduğu semtlerde zaten birçok dini eğitim sürdürüyorlardı ama bu kez projenin Eskişehir ve İzmir'de başlamasının tam da seküler alana çok cesurca bir giriş olduğunu düşünüyorum. Seküler olabilecek gençliğe yönelik yani seküler dünyada daha çok yeşeren çocuklara ilişkin tam da bir müdahale seküler kentlerden başlıyor ve ben ilk defa AKP'nin seküler alana bu kadar cesur girdiğini görüyorum ki bu cesaretin başkaca devamı olacağını da az çok kestirebiliyoruz eğer güçlü bir refleks verilmezse bu sürece. AKP uzundur dizayn ediyordu zaten. Hani çeşitli konularda ilişkiler kurup kendine ait bir hani hem seçmen hem destekçi diyelim grubu 20 yıldır, 20 yılı aşkındır aslında iktidarıyla hep bunu yapıyordu. Bunu yaparken belki en çok kendine daha yakın, daha sağdan yürütüyordu. Şimdi onun da dışına çıkan, daha Türkiye'yi kapsayan bir yere doğru evrildi ki bir sonraki adımları Alevler açısından şunu düşünüyorum mesela bir sonraki adımları hem burada eğitim görmüş çocuklar hem de cemevlerini atacak dedeler aracılığıyla Alevi toplumunun uzundur direndiği kadın erkek birlikte inancı yürütme meselesine çok ciddi müdahale edeceğini düşünüyorum ben. Mesela cemevlerine atananlar bir süre sonra işte kadınlar evinde ibadet edebilir, cemevine gelmesine ihtiyaç yok deyip o mekanları komple erkekleştiriyorlar. Mesela hani bu eğitimden geçen çocuklar kişi örnekler yaşandı yani işte din dersinden sonra eve gelip Alevilerin pişirdiği yenmezmiş anne sen abdestsizsin senin yemeğini yemeyeceğim diye evlatla bile karşılaştık biz ve tam da evlatlarımızla aramıza çok ciddi bir sınır açacağı için artık başörtü uygulaması, başka inançla ilişkin müdahaleler ve toplumla evlatları arasına çok büyük, çok keskin bir hat çizme girişimleri olabilir. Hani ufak ufak şöyle emareler var işte. Milli Eğitim Bakanı mesela şey söyleyebiliyor yani işte kız çocuklarını okula göndermek istemiyorlar. O zaman bizim sınıfları ayırabiliriz ve kızlar erkekle eğitim yerine tam tersi kızların ayrı, erkeklerin ayrı eğitim gördüğü sınıflar oluşturabiliriz. Mesela bu ÇEDES projesinden sonra konuşulanlardan biri ve ipuçlarından da biri olduğunu düşünüyorum. Bunun artık işte kadın erkek ayrı otobüse dönüşebilir, sokağa çıkmanın kıyafet konusunda çeşitli kuralları olabilir, içki yasağı zaten artık sokakta da bir kontrol ve herkesin istediği gibi herhangi bir parkta oturamayacağının gene ipuçlarından biriydi ve Türkiye'deki sosyal hayata belki eğitimden bugün başlıyormuş gibi gözüken ve daha sonra her alana doğru yaymaya çalıştığı bir politikaya dönüşebilir diye düşünüyorum. Algılayışla ilgili çeşitli şöyle sorunlar yaşanabiliyor. Yani ziyaret ettikleri cem evlerine henüz de atamadılar, atayacaklar yani görüşmeler devam ediyor. Alevi örgütlerinin bağlı olmadığı, hiçbir Alevi örgütüne bağlı olmayan bağımsız cem evleri var. Mesela bu cem evlerinin bazıları köylerdeler. O köylerde genellikle hem cem evi başkanı hem muhtar aynı kişi olabiliyorlar ve devletle ilişki bu kişiler üzerinden gidiyor ve kaymakam, vali ricasıyla gerçekleşirse hani köyde küçücük kalmış bir topluluğun bunu reddetme olanakları çok daha kısıtlı olabiliyor. Yani İstanbul'daki bir cemevinin vereceği refleksle atıyorum Tokat'ın herhangi bir Alevi köyündeki bir muhtarın vereceği refleks aynı olmayabilir ki biz bunu şuradan da gözlemliyoruz biliyorsunuz işte kaymakamlar sürekli köylere işte AKP'ye şu kadar oy çıkarsa yolumuzu yaparız, şu kadar oy çıkarsa suyumuzu veririz gibi gibi hani baskılarla sürekli bu köylerden oy devşirme
meselelerini biliyoruz. Bunun gibi köy muhtarı üzerinden baskılayan, çünkü o köy muhtarı aynı zamanda cemiyet başkanı oluyor ve buradan sızdığı bir şeye dönüşebilir. Henüz dönüşen yer yok. Yani kabul ettiğini duyduklarımız var ama henüz atanan dede de yok oraya. Ama bu uygulamaya ilişkin, hani devlet bize hizmet etmek istiyor gibi düşünenlerin kabul etme ihtimali büyük. Yani Aleviler AKP ile hiçbir ilişkiye girmezler ama bu da devletin bize bir yardımı gibi düşünüp hani çeşitli kabuller gelişebilir yani. AKP değil de devlet meselesinin biraz daha yumuşatıcı bir yanı var ama şu ana kadar gözlemlediğimiz, gitmiş, başlamış bir cemevinde ritüel yürüttüğünü bildiğimiz bir de yok. Bunu biraz önümüz aylarda sanırım görmeye başlayacağız ve gittikleri yerlerde nasıl ritüeller yapacaklar, Alevilerin cenazesini nasıl kaldıracaklar ya da nasıl diyelim, hiç talibi olmayan bir yerde atanan biri nasıl bir hizmet verecek, bunu gözlemleyeceğiz ama bu Alevi hukukuna en aykırı şeylerden biridir. Çünkü her dedenin kendi talibi vardır, herkes sadece kendi talibine hizmet edebilir ve o talip zaten o dedenin bütün ihtiyaçlarını da karşılamak zorundadır. Yani maaş girdiği andan itibaren artık o kişi dede olmaktan çıkar, devletin bir görevlisine dönüşür ve cenazeyi de kaldırdığı andan itibaren aslında zaten bizim için imamdır yani. Bunun şu anda tartışıyor Alevi toplumu. Yani bununla mücadele açısından Alevi kurumlarının da çeşitli hem eylem hem etkinlik hem ziyaretleri gerçekleşiyor. Çok büyük bir karşılık göreceğini düşünmüyorum ama ben AKP'nin adımının çok cüretkar olduğunu düşünüyorum. Yani Alevilerin evine girmek, Alevilere hizmet ediyor gibi gözükmek ama aslında toplamda bir inancı, bir kültür kırımı uygulamak ve bununla beraber de tüm dünyaya çok demokrat bir AKP görüntüsü çizmek. Dünya Alevi, yani dünya Türkiye'de AKP'yi nereden ölçer demokratlığını dersek, başka inançlarla ilişkilerinden ölçer ve Alevilerle iyi geçiniyor gibi gözükmek AKP'nin dışarıda çokça kullandığı ya da bu ülkede demokrasi olduğunu iddia ettiği yer, en çok da bizim ülkemizde Aleviler rahat ve özgürce inançlarını yaşıyorlar meselesi. Bu burada bir rahat ve özgürce yaşama yok. Biz bu coğrafyada hala yok hükmündeyiz. Hiçbir anayasa maddesi yok bizim varlığımıza ilişkin. Ve biz bu yok olma halimizi bir şekilde AKP hepimizi sünnileştirebilme zemini olarak görüyor ve bu zemin üzerinden ilerlediğini düşünüyor. Ben şunu çok net düşünüyorum, yani hani Alevi örgütlerini de aşan Alevi toplumunun çok sağlam bir damarı olduğunu biliyorum. Bu coğrafyada AKP'yi en iyi okuyan, ne yapabileceğini en kestiren ve onunla hiç yol arkadaşlığı kurmayan kesimlerden biridir Aleviler. Ve doğal olarak da bunun sonuçlarına ilişkin ben inanıyorum ki bu coğrafyadaki Alevilerin güçlü damarı güçlü bir red cevabı verecektir ve belki şunu yapmak istiyor zaten AKP'de, işte kabul eden etmeyen üzerinden toplumu böyle karpuz gibi ortadan çatlatmak istiyor olabilir. Ama ben bunun da doğru tartışılacağını, doğru bir yön kurulacağını düşünüyorum. Çünkü yani şu hiçbiri tesadüf değildir bu coğrafyada. Madımak davasına ilişkin düşününce bugün hani davanın zaman aşımına uğramasına çok şaşıranlar oldu. Ama ben şunu hep düşündüm, yani 8 saat boyunca bir toplumu katliamdan kurtarmayanlar zaten aslında orada nasıl bir hukuk işlettiklerini çok net göstermişlerdi. Ve daha sonrasına ilişkin 30 yıl süren bir dava, kameralar önünde çekilmiş, sanıklar belli, hepsinin yüzleri ortada, kimin perdeyi tutuşturduğu, kimin yak yak diye slogan attığı çok net olan bir dava, kendi içinde parçalana ana davadan koparla bir af sürecine doğru getirildi ki işte tam da AKP'nin bize baktığı yer burasıdır. Bu yüzden de buna karşı direncin de ben çok net olacağına eminim.